Önce birlik ve daha önemlisi beraberlik. İstikrarlı bir yönetim, vefakar taraftar, inanılan ve teknik konularda yalnız bırakılan, sürekliliği olan bir teknik ekip ve tam profesyonel bir futbolcu kadrosu. Tarihi başarılarla dolu olan Beşiktaş'ın son 5 yıla çizdiği büyük istikrarın en kısa açıklaması bu. 1985 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonluğunu averajla kaçıran Beşiktaş, bir yıl sonra Trabzon'da ligin son maçında Trabzonspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk sevincini yaşıyordu. Fikret'in atışı, İhsan yükseliyor, elinden kaçırdı, boşta top, vuruşla kapatarak gözü! Gökhan, Beşiktaş 1 Trabzonspor 0. 1987 ve 1988, 1989 Beşiktaş'ın lig sonunda ikinci sırada kaldığı yıllardı. 1989-90 ligine Beşiktaş her yıl olduğu gibi şampiyonluk paralosuyla başladı. Gordon Milne yönetiminde Beşiktaş şampiyonun hep bir gerisinde kalmış, ligi ikinci bitirmişti. Ama bugün Türkiye liginde teknik direktörler içerisinde 3. yılda takımının başında kalan tek kişi Gordon Milne. Türkiye'de yönetimlerin çok sık değiştiği bir dönemde Süleyman Seba başkanlığının 6. yılında. İstikrar Beşiktaş'ın yalnız klasmandaki yerinde değil, teknik ve idare yönetiminde de gözleniyor. Bu yıl ligin ilk yarısının lideri Beşiktaş. 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan, 45 gol atıp 11 gol yiyen ve en yakın rakibinin 4 puan önünde 39 puan toplayan Beşiktaş, son maçında güçlü rakibi Malatyaspor önünde bu mevsim ilk defa tamamen dolu tribünler önünde oynuyordu. İlk yarının lideri Beşiktaş'ın ligin sonunda ne yapacağını Beşiktaşlı futbolculara sorduk. Benim Beşiktaş'ta ilk senem. Bu ilk senem işi bir şampiyonlukla bitirmek çok büyük mutluluk olur. İnşallah şampiyon oluruz. Metin, sen ne diyorsun? Bu sene inşallah şampiyon, şanssızlığı kıracağız. Beşiktaş son 5 yıldır bence başarılı. Yani uzun süreli bir devamlılığımız var. Fakat bildiğiniz gibi daha önce bir kere şampiyonluğu yakalayabildik ve 3 kere ikinciliğimiz var. Ve başarı dediğimiz zaman bence devamlılık önemli. Ve biz bunu yakalamış durumdayız. Ve bu sene de birliktelik çok önemli, arkadaşlık. Ve birlikte oyuna çok alıştık. Ve bu yüzden bu sene tabii ilk yarı daha konuşmak için erken ama bu sene şampiyonluğu yakalayacağımız inancındayız. 2 senedir, hatta 5 senedir böyle. Her sene şampiyon olmak için oynuyoruz. Tabii bazı faktörler oluyor tabii. Bu sene kesin şampiyonuz diyorum. Evet, Beşiktaş'ı toplayalım. It's only halfway. Ligin ilk yarısını lider bitirdik. Ligin sonunda da zirvede olacağımızı umuyorum. İlk yarıda Türkiye Ligi tarihinin gol rekorlarını kırarken, ezeli rekabette en farklı galibiyeti alırken, ligin ilk yarısını lider bitirirken Beşiktaş başarılıydı ve bu başarının nedenleri neydi? Sebebi yani biz çoğumuz genç takımdan gelmişiz. Yani oturmuş bir kadromuz var. Bu kadro yıllardan beri aynı kadro. Birkaç tane takviyeyle devamlı, yani her sene takviye ediyoruz. Yani oturmuş bir kadro olduğu için başarılı grafiğimiz her sene sürüyor yani. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Yani daha doğrusu söyleyeyim. Mesela bir Rıza'nın topu aldığı zaman neler yapabileceğini falan çok iyi biliyorum ben. Tabii bu bize uyum getiriyor. Daha kolektif bir anlayış getiriyor. Bence en büyük etken bu. Arkadaşlık da çok iyi takımda. Burada oynayan 18 futbolcunun en azından 10 tanesi 6-7 yıllık Beşiktaş'ta. Ve hepsi iyi insanlar. Yıllardır ekip olarak birbirinden anlaşmış, kaynaşmış bir grup olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bence en büyük başarı buradan kaynaklanıyor. Takım olarak da genç bir ekip olduğumuz için bu gençliğin verdiği performans aynı zamanda takım içindeki arkadaşlık yansıttığı olaylarla Beşiktaş yıllardır zirve için mücadele ediyor. Bundan sonra da bu devam edeceğine inanıyorum. Prensipleriyle, kararlılığıyla ve tipik İngiliz soğukkanlılığıyla 3 yıldır Beşiktaş'ın teknik sorumluluğunu yapan Gordon Milne, futbolcular nasıl bakıyor? Gordon Milne genelde İngilizlerin vermiş olduğu bir genel bir İngiliz kişiliğine sahip. Yani ne bileyim, daha ölçülü bir ilişki içerisinde futbolcuyla, yönetimle, bizlerle o tür bir ilişki içerisinde daha çok devamlı iş disiplini içerisinde, devamlı işini yapmaya çalışan, daha az diyaloğa giren bir antrenör. 2 senedir belli bir kalıba oturtmaya çalışıyordu Gordon Milne. Yani tabii kendi ülkesine göre bir İngiliz kalıbıydı bu.
Bunu yine de iyi oynamaya çalıştı Beşiktaş, uygulamaya çalıştı. Fakat tabii ne kadar başarılı olduk onu bilemem, o da yoruma açık bir olay. Bu sene daha serbestiyet var oyunumuzda, daha serbestiz, daha yaratıcı futbola dönük oynuyoruz. Ve skordan çok görüntü de yani seyretmesi zevkli bir oyun ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Ben Beşiktaş A takıma çıktığından beri devamlı yabancı antrenörle çalışıyorum. İlk sene Milic vardı, sonra Stankovic, sonra Miloš Milutinović, bu sene de Gordon. Bence Gordon işlerinde işe en ciddi olarak sarılan ve işini en çok seven kişi. Başlarda biraz hoşumuza gitmedi tabii ama öğrendikten sonra karakterini, oyun anlayışını. Şimdi daha uyum içindeyiz ve takım daha başarılı. Bu görüntüler Beşiktaş'ın 1986 yılında şampiyonluk turuna attığı maçın öncesindeki son antrenmanlardan. Burası tarihi şeref stadı. Yağmurda çamur, güneşte toz kümeleri içerisinde maçlara hazırlanan Beşiktaş'ın bugün gerek saha gerek tesis olarak vardığı yeri görmezlikten gelmek mümkün değil. Seba yönetiminin yalnız saha içi başarılarla değil, kulübün geleceğine yönelik çalışmalarının da bu başarılarda hiç kuşku yok ki büyük rolü var. Biliyorsunuz biz Şeref Stadı'nda çalıştık. Daha sonra şurada arkada bir toprak sahamız vardı. Bu sene ilk defa böyle bir çim sahaya kavuştuk. Bence çim saha da idman yapmak bizim takımın üzerinde çok olumlu etkiler yapıyor. Çünkü biliyorsunuz çim saha ile toprak saha çok ayrı olaylar. Yani futbolcular daha güvenli oluyorlar. Mesela topa daha hakim oluyorlar ve topu daha iyi oyuna sokuyorlar. Tesislerimize biraz geç kavuştuk ama bundan sonra sanıyorum daha iyi olacak. Benim işe bu 6. sezonum. Ben de önce Şeref Stadı'nda çalıştım ve Fulya'da toprak zeminde çalıştık. Şimdi çim sahaya geçince ister istemez yani yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Toprak sahada bir sürü zorlukları var. Top kontrol etmeli, pas atmalı yani bir sürü zorluk çekiyorsunuz. Ama bir çim sahaya geldiğiniz zaman bunları çok daha kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Eğer bu imkanları biz 5 sene önce kavuşsaydık şu anda çok çok daha başarılı olabileceğimize inanıyordum ben. Evet, mükemmel sosyal tesisleri, çimlenen ve çimlendirilecek olan sahalarıyla, son yıllarda Beşiktaş'a kazandırılan kulüp binasıyla Beşiktaş çağdaş bir görüntü içerisinde. Futbolcular arasındaki arkadaşlık, kararlı ve ölçülü bir teknik direktör ve takımın başarısı için her şeyi hazırlayan bir yönetim. Son yönetim kurulumuz 6 senedir falan beraber çalışıyoruz. Her şeyimize ilgileniyorlar yakından. Yaptıkları hizmetlerle olsun, futbolcuların yanında olmalarıyla olsun. Yani diğer yöneticilerle kıyasladığım zaman devamlı yanımızdalar, her zaman destek veriyorlar. Ve taraftar. Beşiktaş'a gönül verenler son Malatyaspor maçında desteğin en güzel örneğini verdiler. Oldukça fanatik bir taraftarımız var yani öyle bir kanıksızlar ki artık ikincilik onlara yetmiyor. Önemli olan tek şey bu sene şampiyonluk. Biz de şampiyonluğu vermek için elimizden geleni yapıyoruz ve bu sene büyük ihtimalle şampiyon olacağımıza inanıyorum ben. Onların sabredip mutlu sona beraber kavuşmamızı dinliyorum. Bize destek verip ve sabretmelerini diliyorum. Taraftarlarımızla son zamanlarda biraz kopukluk oldu herhalde. Lider olmamıza rağmen son birkaç maçta kötü oynadık. Onlar da haklı şu açıdan çünkü her zaman ikinci olacağımızı düşünerekten en kötü, en ufak hatalarda dahi futbolcuyu eleştiriyorlar. Bence yanlış tabii. Ama hak vermeme geldi değil çünkü birkaç sene üst üste ikinci olduk kupayı. Onlar da ondan endişeliyor herhalde. Bizim taraftarlarımız biraz sabırsız. Öyle nitelendiriyorum. Çünkü bu sporda ben seyirci görmemiştim. Fazla bir seyircimiz yoktu. Beşiktaş'a geldiğim zaman çok sabırsız olduklarını gördüm. Ama futbol 90 dakika, 90 dakika sonunda da beklemeleri gerektiğine inanıyorum. Beşiktaşlı futbolcular bizim gol için gösterdiğimiz sabrı taraftarlarımız da sonuna kadar göstersinler, bize destek olsunlar derken ligin ilk devresinde maç başına 2,5 gol atan Beşiktaş'ın gollerini yakalamak için parmak deklanşörde sabır gösterenlerin sayısı da az değil. Çıkış tünellerinde başlayan büyük heyecanı kazanma hırsıyla tribünlerin büyük desteğiyle büyütüp 90 dakikalar sonunda galibiyetle bitirmek isteyen Metin, Rıza, Feyyaz, Gökhan, Mehmet ve diğerleri.
1960'ların futbolcusu, şimdiki antrenör Bahattin Baydar, Beşiktaş futbolcusunun değişmez özelliğini anlatıyor. Havamız o senelerin havasını yaşıyoruz. Bana göre öyle yaşıyoruz. Amatör bir ruhla sporcularımız her ne kadar profesyonellese de iseler de amatör olarak ben hizmet verdikleri zanındayım. O senelerde de öyleydi. Çok güzel bir arkadaşlığımız var bugün de. O gün de vardı. Bugünkü kamp binamız o gün de ilk defa Beşiktaş kulübü özel bir kamp binası tutmuştu. Orada beraberdik, beraber yaşıyorduk, beraber seviniyorduk, eğleniyorduk. Bugün de aynı ortam Beşiktaş kulübünde var. Dolayısıyla o günkü günle bugünkü gün arasında bir farklılık göremiyorum. İnşallah bu sene o günkü günleri yaşayacağız. 59-60 senesinin şampiyon kadrosunun başarısını bu sene de yaşayacağız. Ben buna inanıyorum. Ve Gordon Milne. Sakin, gülmeyen, duygularını gizleyen bir kişi. Türk futboluna nasıl bakıyor Gordon Milne? Obviously it was new to me. It was had no really previous experience of. Her şeyden önce Türk futbolu hakkında fazla bilgim yoktu. Dolayısıyla yepyeni bir çevreyle karşılaşmıştım. Ama en etkileyici faktör buranın futbol ülkesi olmasıydı. Ülkenizde futbol bir fanatizm, futbol Türkiye'de bir tutku. Bu sadece bir teknik direktör için değil, futbolcu için de etkileyici bir ortam. Değişik bir çevrede, değişik bir dilde kendi futbol anlayışınızı yerleştirmek sabır isteyen bir çalışmadır. Bu sebeple çalışmalarım zaman aldı ve sabrettim. Ben de değişik bir yaşam ve davranış biçimine kendimi alıştırmak zorunda kaldım. Buraya kendi futbol anlayışımın çerçevesinde ön yargılarla gelmedim. Beşiktaşlı oyuncular konusunda da hiçbir ön yargım yoktu. Futbol kulüpleri genelde birbirlerinden çok farklı yapılar taşımazlar. Her şey yukarıdan, yönetimden başlar. Beşiktaş'ınsa özellikle bu konuda istikrarlı bir yapısı var. Kulüp başkanı 6 yıldan bu yana görevde bulunuyor. Bence istikrarı sağlayan en önemli unsur bu. Eğer yönetimde bu istikrara sahip olursanız, kulüp yönetiminde böyle bir istikrar olursa bir takım temelleri oturtmuş olursunuz. Gordon Milne, takımın ekstra oyuncusu olarak nitelediği taraftarlardan neler istiyor? I think it's important. The spectators are very important to the players and they can influence the players. Taraftarların oyuncular üzerinde büyük etkisi var. Benim taraftarlara bakışım şöyle. Bence onlar takımın bir parçası. Onlar da takımın başarıya götürülmesinde önemli bir unsur. Onlar da bilinçlendirilmelidir. Bazen takım veya tek tek oyuncular onların istedikleri gibi oynamayabilir. Tabii onlar bunu isteyerek yapmazlar. Futbolcular da takımın şampiyon olmasını isterler. Taraftar oyun iyiye gitmediğinde takımı olumlu etkileyebilir. Bence taraftar ekstra oyuncudur. Oyunun iyiye gitmediği anlarda onlara ihtiyacımız var. Takım başarılı olduğunda herkes dostunuzdur. Herkes sizi sever. İşlerin iyiye gittiğinde bravo demek, takımın arkasında yer almak kolaydır. Ancak özellikle moral açısından zor anlarda takımı desteklemek gerekiyor. Beşiktaşlı taraftarların takımın arkasında olmasını, takıma güç vermelerini istiyorum. Ve Gordon'a göre istikrarın, başarının sırrı. And you can see that with the kids who play here in our car park. 2,5 yıldan bu yana İstanbul'dayım. Bu süre içerisinde birçok şey oldu. Buraya geldiğimde elverişli bir antrenman kampımız yoktu. Oyuncular için büyük zorluklar getiren sert zeminli bir çalışma sahamız vardı. Fakat oyuncular bu koşulların getirdiği olumsuzlukları bize yardımcı olarak en aza indirdiler. Bu şimdi değişti. Çok iyi bir çalışma ortamına sahibiz şimdi. Yaşam koşulları da çok elverişli bir hale getirildi. Bütün bu olumlu gelişmeler zaman aldı. Kuşkusuz antrenman tesislerindeki bu durum oyuncularımızı da olumlu yönde etkiliyor.